Ara transferde yanılmıyorsam, Koray beni düzelt. İki tane oyuncu al. Biri Amir Hacıahmetoviç. Dört. Sayacağım. Amir Hacıahmetoviç. Abubakar. Abubakar. Doğrudu. Üç. Koley. Koley mi? Koley. Üç. Bir oyuncu da aldılar ya. Bir tane daha aldılar. Onur Bulut. Evet. Sağ bek. Biraz sağ bek abi. Şimdi sağ taraf kafası rahat. Bakın böyle tek tek gidelim. Kalede kafası rahat hocanın. Sağ taraf rahat. Hatta oraya Rozier, Onur ve Gezal'ı da yaz ön taraf abi. 3. Sola gel. Belki bir solu Masuaku tamam. Meraş tamam. Sol ön Enkudu yok artık. Cenk sakat. Ama iyileşecek yani. İyileşecek. Ama ne zaman geleceği belli değil ama sol ön boş. Orta saha abi. Amir, Uçan ve Getson. Getson'un da gideceği konuşuluyor gelen haberler arasında. Hadi gitmedi diyelim. Tamam, kaldı. Üç tane zaten birbirini tanıyan oyuncu. Salih var. Salih Uçan. Santrafor sezon geçirdi Salih'te. Santrafor da kafası rahat Abubakar. Belki alır mı bilemiyorum yönetim ama mutlaka alır Salih Abubakar. Şimdi Cenk de sakat. Cenk çünkü sol önde oynuyor. Sol önde oynuyor. Oraya bence bir lazım olur. Mutlaka. Zaten şu anda uğraşıyorlar. 4 ya da 5 transfer Redmond yapacağız dedi. Redmond. Emre belli değil abi. Mesela Redmond mesela kaybederlerse. Aynen o da çok önemli oyuncu. Çok önemli oyuncu. Abi o ne kadar farklı oldu değil mi? Bir hoca da nasıl oynadı? Öteki hoca da nasıl oynadı? Ya Şenol Hoca'nın başarısı da o zaten. Yani potansiyeli olan oyuncuları kullandı ve o takım bütünlüğünü sağladı ve aldı dağlar kadar fark mesela oldu. Mesela Valerian İsmail sol ön oynatıyordu Redmond'u. Sağ taraf Şenol oynatıyor. Hoca bir geldi. Bir merkeze çekti. Ya bir de oyuncu inanılmaz dribling özelliği var. Yani. Adam eksiltiyor. Şut atıyor tabii ki. Şut atıyor, pas atıyor. Çok özellikli oyuncu. Yani onu kaybederse Getson'la ikisi bence takım bütün oyuncular derdi de onlar da çok önemli. Abubakar bu üç oyuncu hücum attı bence Cenk de işte bunlarla birlikte inanılmaz fark yarattılar yani. Bir de takımın enerjisi de çok yükseldi mesela. Ama Allah var yani yönetimde iyi transferler yaptı hocaya. Amir de iyi transfer. Onur da mesela. Abubakar Onur da değildi. Türk oyuncu olarak katkı verdi. Bunlar hep maliyetli transferler. Ama şimdi bunu da hoca Amir istedi. Amir mesela abi. Değil mi Konya'dan geldi. Antrenör istedi mesela bunları. Ama yönetimde yaptı yani. Yaptı. Yani bunlar yaptı. Kolay transferler değil mi? Hepsi maliyetli transfer. Vegors mesela yolun yarısına çekti gitti. Tamam. Geçen sene Abubakar yolun yarısına çekti gitti. Ama tekrar Abubakar'ı aldı yönetim. Ama mesela Vegors ulu orta bıraktı gitti. Şimdi şu anda yok bak. Manchester'da falan da oynadığı da yok. Bazen böyle mesela Cornelius ya yarıda bıraktı gitti. Oyuncu mesela ama Manchester o transferde bir enteresan gelmişti. Enteresan. Hoca Hollandalı olunca. Tamam işte enteresan ama yani Ronaldo gitti yerine. Güvendiği ismi almak yani istedi. Burada konu şu. Beşiktaşlar diyor ki mesela Abubakar diyorsunuz ama Abubakar da sakatlanabilme potansiyeli olan bir oyuncu. Beşiktaş'a bir santrafor da lazım üç, diyor. Ya en az 3 tane santraforun olması lazım. Evet abi. En az 3 tane. Ve bunun bir tanesinin Türk olması lazım. Tabii yerli statüsünde. Tamam mı? Yani tamam birinci santraforun Abubakar'dır. İkincisi de Cenk otomatikman. İkinci santraforun Cenk. Bir tane alacaksın oraya. Cenk de mesela çok sakatlıklar yaşadı. Çok iyi bir oyuncu, çok katkı veriyor ama işte mesela Beşiktaş'ın geçen seneki kadrosuna bir bakmak istiyorum abi. Beşiktaş'ta bir santrafor daha var, Muleka. Muleka da var işte. Muleka var, bravo. Tabii genç var. Şeyden Kasımpaşa'dan aldıkları ama o tam uyum sağlayamadı. Yalnız ben şey bekliyorum bak Ender. Şenol Hocam bizi izliyorsa kızmasın bana. Artık genç bir oyuncu çıkarsın. Yani 4 sene Beşiktaş'ta teknik adamlık yaptı. 2 sene şampiyon oldu. Altyapıdan bir tane oyuncu koymadı. Sergen Hoca geldi. Hem Ersin'i hem Rıdvan'ı koydu. Bir de şeye gitti, Torino'ya gitti çocuk. Neydi adı? Emirhan. Emirhan. Var abi atıyor yine. Oyuncu getirdi mesela Sergen Hoca. Ben Şenol Hoca'dan bu sene rica ediyorum en az altyapıdan ya da o genç kategoriden 18-19 o yaş kategorisi. Abi var. Bir oyuncu bulsun abi. Konya maçında bak Semih Kılıçsoy'u attı oyuna. Demir Ege var kulübede oturtuyor. Berkay Vardar,
Kerem Atakan keskin 60 oynar. Diyor yani oynatsın. Aytuğ Kömeç var mesela. Takımda sürekli oynama şansı bulsun diyor. Kadroda mutlaka yani, vardır abi. Diyelim ki Şenol Güneş'in takdimidir diyelim yani. Arda Güler gibi mesela. Türk futboluna hem Beşiktaş hem Türk futboluna bir oyuncu şöyle bir altyapıdan çıkarsın bir armağan etsin Beşiktaş'ta yani. Hakikaten 4 sezon bir tane yok. Yani Necip'i sayabiliriz ama Necip zaten ama vardı yani. Necip zaten. Ya şu da var. Başakşehir'de de mesela Abdullah Avcı o kadar o konuda eksik kaldı. O kadar uzun süre kalmış. Rıdvan'ı oynatmadı mı Şenol Hoca? Zaman zaman oynattı. Yok. Zaman zaman oynatmadı. Rıdvan zaten Yılmaz'ı... bizim milli takımdan da oyuncumuz. Rıdvan'ı şey oynattı ya. Sergen Hoca oynattı. Sergen Hoca oynattı. Ara ara oynadı yani. Şey bank oynamadı yani şey Şenol Hoca zamanı. Ama ha, Rıdvan'ın ilk, eksikleri var. Ha, ilk Şenol Hoca oynatmış. Ya oynattı ama da Sergen ya. Hoca daha çok forma şansı vermiş. Çıkartmış işte abi. Rıdvan'ın potansiyelli oyuncu ama bak Rıdvan da gitti. Sakatlık yaşadı tabii orada İskoçya'da ama Rıdvan'ın da eksikleri var mesela. Mesela Abdullah Hoca'nın şeyleri var ama. Mesela Cengiz Ünder. Aldılar bir sene sonra. Şeyden aldı onu. Altın oldu. Altın çok ciddi rakamı sattılar. Mesela İrfan Can'ı. Gençler bir o zaman ama onun parası iyi paralar aldı. Cenk'i de iyi paraya. Şeyi de işte. Cengiz'i de iyi paraya. Ama yani iş, ya, parlatıp geliştirip. Ya tabii ki de. Yani ben altyapıdan diyorum yani. O iş kolay değil mesela aslında. Altyapının kendi önce orayı iyice bir organize etmen lazım. Uzun süre kalman lazım. Ben yani Abdullah Avcı'yı ondan aklıma geldi. O gerçekten tesis olarak da imkanları var. Başakşehir'den devamlı bir oyuncu çıkması lazım. Unutma. Yani. Tayyip Talha da gelecek sakatlığını atlatıp. Stoper. Hani dedik ya say sıfır. Ama o da ikinci devreye yetişir sana. Bir stoper almayı düşünüyor yönetim. Hoca da istiyor. Şey ve bir stoper. Benim yeğenim var. İyi onu alsınlar ya. Ender Alkan. Ender var biliyorum. Ben mesela yeğenim var. Yeğenim tamamdır ama bu sene de oynadı. O da çaprazı kopmuştu. Geçen sene de full oynadı. Geçmiş o da oldu. Daha 21 yaşında. Ama inanılmaz bir potansiyel. İnşallah Avrupa'da falan oynayacak yani. O İnşallah. Allah yoluna çıksın. Fizik olarak da yeterli. Yetenekleri de var. Hem topu oyuna sokmada da. Abime çekmiş. Ben o kadar teknik değildim. Abi siz de Akman ailesi gibi. Benim takım, ben mesela aldım onu oynatmadım. Milli takıma gittim. Akmanlar, Alkanlar. Benden sonra hocalar oynattı. Ha? Benim yeğenim var mesela Eren Alkan. O da inanılmaz. O da Sarıyer'de oynuyor. Bu sene final oynadı şeyde zaten Sarıyer'de. Eren Alkan, Ender Alkan. Engin abim zaten. Şey, biz kardeşim Ender Fuat Alkan benimle çalışıyor. Hepsine. Abi, ben ama öyle. Kenar oyuncusuydum. Benim yeğen stoper. Öbürcü de stoper. O iki ayağını da kullanıyor. Dede nasıl bir gen varsa abi. Senin zamanında. Aynen devam ediyor. Onur Rozye vardı. Senin zamanında yanlış hatırlamıyorsam Mirza Varasanoviç vardı değil mi? Tabii. Arkasından Mirza Varasanoviç abi müthiş bir oyuncuydu bak. Çok. Beraber Bosnalı. Top taşıdı ona mesela. Mirza driplik özelliği inanılmazdı Mirza. Bir de çok düzgün adamdı. Çok. Klas karakteri. Baliç. Baliç falan işte aldı, Moşe vardı rahmetli. Rahmetli Moşe. Benim komşumdu. İşte benim yeğen de çok potansiyelli. İnşallah bu sene sözleşmesi de bitti. İyi bir yerde başlayacak.